2018 Troya Yılı kapsamında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Çanakkale Müftülüğü ortaklığıyla düzenlenen Troya'dan Çanakkale'ye insanın, inancın ve mekanın inşası, Değerler ve Şehir Kongresi'nin açılış töreni, İlahiyat Fakültesi İçtaş Kongre Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen, Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Rektör Vekili Profesör Doktor Ahmet Erdem, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Süha Özden, Profesör Doktor Mustafa Görün'le Çanakkale Protokolü ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet Kara, Kur'an tilaveti gerçekleştirdi. İl Müftüsü Arif Gökçe, şehirlerde buna benzer ilmi faaliyetlerin gerçekleşmemesi durumunda şehrin ölü şehir olarak nitelendirileceğini ifade ederek, 2018 Troya Yılı vesilesiyle gerçekleştirilen bu sempozyumun Çanakkale'ye büyük değer katacağına inandığını söyledi. Tabii acizane kanaatim şu, bir şehirde bu tür faaliyetler, ilmi faaliyetler olmaz ise bana göre o şehir ölü bir şehirdir. Yani ölü şehirlerin insanları öyle ilmi faaliyetlerin içinde olmazlarsa ölü insanlardır diye düşünüyorum. Bazen kitaplar bir kelimeden, bazen bir cümleden, zaten bazen kainat bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. O bakımdan keşke mümkün olsa bütün kurumlar, üniversitemiz, duyarlı birimlerimiz her ay bu ve benzeri panelleri, sempozyumları, kongreleri, toplantıları yapabilsek ve şehrin ilmi tansiyonunu yükseltebilsek diye düşünüyorum. İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şevket Yavuz, kongrenin bir nevi fikir hasadı olacağına inandığını belirterek, hazırlık safhasında emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti. Aslında mekan mı insanı, insan mı mekanı inşa etmekte, şekillendirmekte, yoğunmakta bu ayrı bir konu. Fakat şu bir husus, şu bir gerçek ki İbn Haldun'un da ifade ettiği gibi coğrafya bir kaderdir. Mekanın ruhu vardır ve insan, toplum ve yani kültürler bulunduğu yere göre temekkün eder. Şekil alır, yön bulur, karakteri ona göre form bulur. Bu düşünceler ile özellikle 1998 yılında Dünya Kültür Mirası olarak kabul ediliyor UNESCO tarafından, biliyorsunuz az önce Müftü Bey de ifade ettiği üzere, hem onun 20. yılını yad etmek hem de Truva'yı insanlığın ilk formlarından, yani vatan savunması, ocak savunması, yurt edinmesi, nasıl mekanı, yani mekanı nasıl vatanlaştırılacağı ile ilgili, o mücadelenin nasıl yapılacağı ile ilgili belki Tanrı veyahut da Tanrıcaların bahsedildiği bir macera ya da destan. Ama onun arkasında yatan bir realite, bir gerçek var. O gerçeği ifade eden bir durum var. Biz o durumu burada masaya yatırmaya çalıştık. Rektör Vekili Profesör Doktor Ahmet Erdem, Çanakkale tarihinde iki önemli olayın var olduğunu, ilkinin Troya Savaşı, ikincisinin de 103 yıl önceki Çanakkale Zaferi olduğunu söyledi. Hepimizin bildiği üzere Çanakkale tarihinde, dünya tarihimizde yer alan iki önemli olay var. Birisi Truva Savaşları. Bundan 3000 yıl önce gerçekleşmiş. Ondan sonra yüzyıllar sonra şair Homeros tarafından aşk, itiraz, intikam, ihanet, savaş ve tahta at gibi çarpıcı kavramlar kullanarak bir destan haline getirilmiş. On binlerce yıl önemini koruyor. Şu anda dünyada okuma yazma bilenlerin çoğu
bu Truva destanını biliyor. UNESCO tarafından arkadaşımızın dediği gibi 18 yıl önce Truva Ören Yeri Dünya Kültür Mirası listesinde yerini aldı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın da onayıyla 2018 Truva Yılı ilan edildi. Biz de üniversite olarak Truva Yılı için yapılan etkinliklere 30'un üzerinde akademik etkinlik yaparak katkı vermeye çalıştık ve vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bu kongre bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Öte yandan Çanakkale tarihimizin ikinci en önemli olayı, biz Türklerin ve Müslümanların en iyi bildiği olay, bir destan gibi abartma olmadan, bir masal gibi değil, olağanüstü ama gerçek kahramanlıkların yaşandığı 103 yıl önce yaşanan bir Çanakkale Savaşları zaferimiz var. Bu vesileyle herkese tavsiyemiz, Çanakkale şehidimize gitmeniz, gözlerinizi kapatıp bir an tefekkür etmeniz, milli mücadele uğruğu hissetmeniz, onu solumanızı önemli ısrarla tavsiye ediyoruz. Medeniyet tasavvurunda şehir başlıklı tebliğ ile açılış oturumunda Profesör Doktor Saadettin Ökten konuştu. Genel manada bakıyoruz hadiseye. Bir mühendis mantığıyla yaklaşıyorum ama bir sosyal bilinci titizliği de var. Efendim biz topluma baktığımız zaman toplumda bir hayat tarzı gözlemleriz. Bu bir kompozisyondur. Toplumsal eylemleri görürüz. Bu eylemlerin gelişi güzel olmadığını, ses biraz sanki o iyi mi, güzel mi? Bir terkip içerdiğini görürüz. Bir kompozisyon. Bunun anlamı nedir? Toplumsal eylemleri bir süre gözlemlediğimiz zaman şehirde. Bunun anlamı şudur. Her terkip iradi bir takım tercihlerin sonucudur. O halde soru şuna geliyor. Toplum bu iradi tercihleri hangi kriterlere, kıstaslara, ölçütlere göre yapmıştır? Buna cevap veriyor sosyologlar. Aynı zamanda düşünürler, bilgiler diyorlar ki topluma bir değerler sistemi vardır. Toplum kendi hayat tarzını bu değerler sistemine göre kurgular ve sonra onu hayatına tatbik eder. Şu halde toplumsal bir değerler sistemi bu görünmüyor. Buna karşılık bu sisteme göre kurgulanmış bir hayat tarzı ve bunun şehirde görülen eylem boyutu var. Biz eylem boyutunu görüyoruz. Ama onun arkasında kurgulanmış bir tercihler sistemi ve onun dayandığı değerler var. Toplum bu değerlere göre yaşama arzusunu belirtiyor ve onu yaşamaya çalışıyor. Değerler sistemi soyut. Ben derslerimde üzerinde çok duruyorum. Burada Mimar Sinan yazmışlar, emekli olduğum üniversite o 14 sene önce. Şu anda Zaim Üniversitesi'nde kültür, medeniyet, şehir ve medeniyet dersleri veriyorum. Eskiden olsam min gayri haddin derdim ama artık demiyorum. Değerler sistemini toplum biliyor, ona öğretiliyor. Yetmez, toplum bu sistemi seviyor ve bu sisteme inanıyor. Hemen şunu ifade edeyim. Değersiz yaşayan toplum yoktur. Bu değerlerin bir kısmı şöyle şöyle değerlerdir, diğer kısmı böyle böyle ama bütün toplumlarda ve insanda mutlaka bir inanç vardır. Ama inancı lütfen İslamik çerçevede düşünmeyiniz. Genel manada inanç vardır. Hiç inanmayan insan bile içgüdülerine inanır. Aksi halde buhrana düşer. İnanç olmayan insan buhrana düşer. İnancı tümüyle seküler bir bağlamda kullanıyorum. Onun için iman demiyorum özellikle. Değerler sistemi bireyin kendine karşı olan kimliğini belirler. Ben bir değer sistemine inanıyorum ve buna göre kimliğim bana göre bellidir. Ama onu siz bilmezsiniz. Değerler sistemi ne zaman kurgulanan hayat tarzı üzerinden eylemlere dönüşürse, yani öteki tarafından görünür ve algılanır hale gelirse, bu kez öteki sizin kimliğinizi öğrenir ve algılar.
ve tanımlar. Böylece kimlik görünür hale gelir. Peki şimdi biraz evvel de bahsi geçti. Burada daha netleştirelim. Toplumun ve bireyin eylem yapmak için mekana ihtiyacı. 3 gün sürecek sempozyum çerçevesinde katılımcı akademisyen ve konuklar Troya ve tarihi alan ziyaretleri de gerçekleştirecek. Beni değil Ayasofya'yı alkışlayın. Benim adım sende değil mi?